Efendim Medya Mahallesi'ne hoş mu geldiniz yoksa gene dünkü gibi sıkıntıyı mı paylaşmak üzere buradasınız bilmiyorum. Ama birlikte olduğumuz için çok teşekkür ederim. Yazgül'ü Aldoğan'la beraberiz bugün. Aslında hani birlikte olmak derken bugün ekran başında ki bazı isimlerin kimler olduğunu, isimleri aslında hatırlamıyorum da yüzlerini çok iyi hatırlıyorum. Onlardan söz ederek başlamak istiyorum Yazgül'ü. Çok etkileyici geldi çünkü bana. Dün Nedim Şener'in komşuları inanılmaz bir destek gösterdiler. Apartmanında bayraklar asmışlardı. Özellikle hemen yan dairesindeki komşuları ve apartmandaki bütün diğer komşular, evde o saatte bulunan kadınlar, erkekler bir aradaydılar. Belki görüntülerini şimdi evet belki yukarıya çıkacak kamera ve göreceksiniz. Apartmandaki bir destek timi gibiydi orada. Evet, yapabilecekleri hiçbir şey yok. Kafasına basılarak, evet nasıl basıldığını da gördük. Kafasına basılarak bildiriliyor. Evet, evet. Yani bu bir aşağılamanın bir artık simgesi oldu. Evet. Yani kafasına basılmazsa kafasını mı çarpacak arabaya? Yani. Yani ben senin o kafanı basarım, ezerim bilmiyorum. Evet. Şimdi merdivendeydiler ama apartmandaki o penceredeki görüntüsünü bulabilirsek rica edeyim. Çünkü bakın dün Nedim Şener'in evinin önünde ben doğrusu isterseniz en az 100 tane adı sanı da olan gazeteci bekliyordum. Çok açık söyleyeyim. İşte bakın görüyorsunuz pencerelerde destekliyorlar. Şimdi bak görüyor musun kadınlar? Kadınlar tabii, çok daha cesur. Çok. Tanıştım o kadınlarla. Dedim ki bir başka apartmanda ya da bir başka zamanda olsaydı belki apartman ölüm sessizliğine bürünmüş olabilirdi. Kapılar kapatılır aman bize de bir şey gelmesin denirdi. Ne güzel dedim siz en azından insan sıcaklığını paylaşıyorsunuz Nedim Şener'le. O bizim için çünkü bu halde dediler. Evet, onu, müthiş insanı duygulandıran, gözlerini yaşartan bir şey. Ben de dün saat çok değerli bir destekti. Güzeldi tabii. Dün saat 1'de başlayacak bir panelde konuşmacıydım. Dolayısıyla oraya gitmem gerekti saat işte 12 gibi çıktım. Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi'ndeydi. Yaklaşık 400 kişilik bir salon. Kadın Sorunları Araştırma Merkezi'nin derneği tarafından düzenlenmişti ve kadın konusunu falan konuşacaktık ve dün bu devrimlerin günüydü, bu üç devrimin. Dolayısıyla işte kaybolan devrimler falan onları konuşacaktık. Salondakinden daha büyük bir kalabalık vardı dışarıda. Şimdi ben genel olarak böyle şeyleri yani işte 3 Mart 3 devrim yasası falan böyle bir şey konuştuğun zaman 200 kişi falan bulduğun zaman salonda memnun olursun. Dediğim gibi 400 kişilik salonda ondan daha büyük bir kalabalık dışarıdaydı. Beşiktaş Belediyesi'ne rica edildi. Mustafa Kemal Merkezi'ni açtılar, kültür merkezini ki orası 1200 kişilik bir salon. İnsanlar yürüyerek bile gittiler ve çoğu kadındı. O salon da doldu taştı. Bu bir infiali sonucuydu. Evet. Yani o insanlar oraya devrim yasalarını falan dinlemeye değil yani bir tepkilerini, duygularını paylaşmaya gelmişlerdi. Çünkü böyle zor günlerde gerçekten bir şey paylaşmak istiyorlar. Ve buradan çıkınca nereye gideceğiz? Yani Beşiktaş Adliyesi'ne mi gidelim? Emniyete mi gidelim? Bize yol gösterin diye bağırıyorlardı. Gerçekten ve ben de her zamankinden daha az cesur bir konuşma yaptım galiba. Bana da biraz kızdılar. Yani siz daha cesur konuşurdunuz. Niye bugün duygulu konuştunuz diye. Açıkçası ben Nedim'in yani maalesef bekliyorduk. Ne kadar acı. Maalesef bekliyorduk. Ama birkaç gün önce Nedim'le beraberdik gazetede ve o oturmuş evladım suç duyurusunu yazıyordu. Beni niye bulaştırıyorlar bu işte Soner Yalçın ve arkadaşlarının gözaltına alınmasından sonra işte Nedim diye bir isim geçiyordu ya. Malum gazetelerde hemen parantez açıp Şener yazmışlardı.
yani niye bu ben olmalıyım, niye beni karıştırıyorlar bu işe diye suç duyurusunda bulunuyordu. Hatta biz de dedik ki ya işte meslektaşların hakkında suç duyurusunda bulunmasa olmaz mı? Göreceksiniz beni de gözaltına alacaklar diye. Yani hani pabucun öbür tekinin atılmasını beklemek hikayesi vardır ya. O bu hakikaten çok dehşetengiz bir şey. Yani biz gazeteciyiz ve sadece gazetecilik yapıyoruz. Ama her sabah kim gelecek diye bekliyorsan bu işin hakikaten... Hakikaten Amerika'dan daha ileri bir basın özgürlüğü böyle oluyor demek ki. Çok. Hollywood kara film. Aynen. Birkaç gazete manşeti, birkaç detay paylaşalım. Ondan sonra devam edelim. Milliyet gazetesi. Bu arada ne olur yanlış anlamayın. Nedim Şener, Nedim Şener diyor, deyip duruyoruz. Ahmet Şık'ı ayırt etmiyoruz. Diğer gazeteci arkadaşlarımızı ayırt etmiyoruz. Sadece ben de zannediyorum sen de Yazgül'ü. Nedim'i çok yakından tanıyoruz. Yani mesai arkadaşım. Kardeş gibi, evlat gibi. Evet. İşte mesai yani arkadaşı hiç gibi. Hiç tanımıyorum ama tabii ki Müyesser Yıldız'dan, Doğan Yurdakul'a kadar bütün bu Oda TV çalışanlarının bir güruh halinde gözaltına alınması da çok dehşet verici tabii. Ama tabii ki insan önce can meselesi. Evet. Nedim. Bir de Nedim hakikaten o kadar çok ödüle boğulmuş bir gazeteci arkadaşımız ki basın özgürlüğü ve basınla ilgili, medyayla ilgili yaptığı mücadele, yani projektör tutan bir gazeteci karanlıklara. Ama bu yüzden ve, projektörlerin hedefi oldu. Ve hedef oluyor. Yani hakikaten bu aslında Ahmet Şık da çok komik. Yani bunların mezhebi de bir değil. Yani hani gözaltına alınıp tutuldukları nokta karşı oldukları nokta olduğu için hakikaten insanın siniri de bozuluyor. Şimdi aslında o ödüller sanki gerçekten hedef yapmış gibi. Milliyet gazetesi sık sık Nedim Şener imzalı manşetler verir. Bu kez Nedim Şener'le ilgili bir manşete yer verdi. Basın özgürlüğü kahramanı Ergenekon gözaltısı diye. Posta gazetesi de Nedim bir süredir de Posta gazetesinde evet. Köşe yazarı olarak görüyorduk onu. Senin Posta'dan arkadaşı. Tabii ki Posta. Ve Rıfat ona şey diyordu ya başka şeyler yaz artık falan. Hani tehlike geliyor ya başka evet. Bana da. Ya şu sıralar biraz başka şeyler yaz. Ya adamın işi bu yani başka ne yazsın? Ben de onu dedim yani Ayşenur Aslan'ın programına gitmesem de Seda Sayın'ın programına gidip göbek atsam ne değişecek bu saatten sonra zaten kim olduğumuz belli. Fakat bir şey söyleyeceğim çok özeniyorum hani öyle program yapmaya da oraya gidip dediğin gibi oynamaya da nasıl özeniyorum şöyle, hele şu sıra. Şöyle renkli mendiller koy arada bir sağlayalım. Yemin ediyorum hani yaş baş geçmiş deseniz de kusura bakmayın yani hani hevesim de var öyle söyleyeyim. Şimdi Dünya Basın Kahramanı bu ünvanı ona Uluslararası Basın Enstitüsü vermişti. Onu bu ünvanla onurlandırmıştı. Daha önce Nedim'i bu nedenle burada konuk ettiğimde Nedim yani Allah korusun bunu söylemek istemiyorum ama dedim bu ödüle daha önce bu ünvana layık görülen iki isim Abdi İpekçi ve Hrant Dink. Yani Türkiye'de böyle bir neyse şimdi güvencede. Ünvan bile. Evet hiç değilse doğru güvencede. Söylüyorsun. Radikal gazetesi biri bize anlatsın manşetiyle çıkmış. Biri bize anlatsın bu nasıl işliyor Radikal gazetesi. Birazdan konuşacağız hakikaten nedir bu olay. Sözcü gazetesi gazetecilere operasyon demiş. Baro başkanının gözaltılar için söylediği artık yeter sözlerini de gene alt manşete yerleştirerek muhalif kalemler vuruldu diyor Sözcü. Taraf gazetesi Ergenekon bu mu demiş. Şaşırmışlar. Ben de niye şaşırdıklarını anlamayıp şaşırıyorum. Ama hakikaten Ergenekon bu mu? Vatan'la devam edelim. Onları da aldılar manşet ama ben logonun altındaki Vatan Gazetesi'ndeki fezlekeye bak manşetin alt manşetine dikkatinizi çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Muhsin Yazıcıoğlu davası
da bir fezleke hazırlandı. Savcı, gazeteci de, albay da, dürümcü de. Dürümcü şöyle efendim, orada ki işte gelenlere dürüm birileri ikram etmişler, köylüler falan, onlar da şüpheli. Şimdi bu tabloda iki gazeteci, NTV'de Her Şey programını yapan Mirgün Cabas ve Sabah Haber toplantısına katıldı Mustafa Hoş şüpheli. Şimdi madde bir, bu iddia neydi? Hani NTV'den bazı telefonlar, Yazıcıoğlu'nun telefonunu arıyor, sinyallerle vesaireler nasıl oluyorsa helikopter düşürülüyor. Bu Taraf gazetesinin, hani Ergenekon bu mu diye manşetini verdiğimiz Taraf gazetesi, niye çok çatıyorsun derlerdi. Taraf gazetesi medyada buldozer gibi, yani sadece bu isimlerin değil, neredeyse hepimizin üzerinden geçti. %90'ı asılsız sona yalanlanan haberler yayınladı. Bu haber de onlardan biriydi. Savcı da buna bakarak fezlekeyi hazırlamış. Ama bakın, daha sonra özür diledi. Şimdi Taraf gazetesi özür diledi de devlet özür dileyecek mi bilmiyorum. Çünkü Mustafa Hoş dedi ki, ya ben dedi o tarihte dedi NTV'de söz edilen görevde değildim dedi. Yani düşün, hani hiçbir alakası yok. Diyeceksin ki hani Mirgün vardı da Mirgün demek ki şüpheli olabilir mi? Mirgün de saatle ispat etti ki o saatlerde aramadı. Düştükten sonra, yani düşme haberi geldikten sonra arıyor. Ama savcı, ben anlamam, karışma böyle şeylere, gazetelere baktım, okudum, yazdım demiş yani. Savcılar da böyle artık. Ama yani böyle. Hani yargıya güven meselesinde birazdan çok şaşırtacak isimlerin tepkilerini de paylaşacağım sizlerle. Bu arada bir küçük not aktarmak istiyorum. Kendisinin iznini alarak aktaracağım bu aldım bu notu paylaşabilmek için. Mustafa Hoş dedi ki haber toplantısında, ben dedi bir yıldır çalışmıyorum. Bunun dedi nedeni de anlatamıyorum dedi. İster misin ben hani anlatayım ya da sen anlat dedim. Dedi ki ya bana kendimden bahsetmek olağanüstü zor geliyor. Utanırım ben kendimden bahsetmeye. Ya da durumumu anlatırsam sanki bak iş istiyor ya da bir yere selam veriyor falan derler diye. Hani o kadar da hakikaten duygusal da davranışları olan bir arkadaşımızdır. Tanırım kendisini. Dedim ki ne olur ama ben anlatayım o zaman. Peki dedi. Biraz ısrar ettim. Çünkü bilinmesini istiyorum. Daha önce söz etmiştim ama isminden söz etmemiştim. Şimdi efendim, Cihan Er davasını biliyorsunuz. Cihan Er davası sırasında Cihan Er'in, Erzincan savcısı, makamında arama yapılırken NTV'de tam hatırlamıyorum bir başlık verildi. Baskın lafı edildi belki. Öyle bir şeydi. Ve ertesi gün Başbakan Yardımcısı medyadan sorumlu Sayın Bülent Arınç bir basın toplantısı yaparak "Tuu size" dedi. Bu başlığı söyleyerek. Cihan Er dedi işte devlet görevlileri görevini yapıyor. Bir dedi kanal dedi böyle başlık veriyor. "Tuu size" dedi. Mustafa Hoş, değerli izleyiciler, o tarihten hemen sonra işsiz kaldı ve işte 1,5 yıldır neyse ne kadar süredirse işsiz. Medyanın durumu budur. Şimdi bütün bunlar oluyor, susuldu. Kimler kimler gitti içeriye, susuldu. Mustafa Balbaylar, işte hücre cezası kimsenin umurunda olmadı. Ya da umurunda olanlar da canım siz de vaktiyle tecride karşı çıkmadınız dedi vesaire. Bugün doğal olarak Bekir Coşkun da soruyor, diyor ki ya ne oldu bize diyor, içeridekiler mi hapiste yoksa biz mi? Cemiyetlerimiz, sendikalarımız, derneklerimiz, kuruluşlarımız, konseylerimiz niçin yollara düşmüyorlar, ne oluyor, niçin bu sessizlik, nedir bu teslimiyet diye soruyor. Ben de Feray Tınç'a soracağım şimdi, telefon attığında Feray Tınç. Feray, nedir bu suskunluk diyor Bekir Coşkun ama bugün gazeteciler yürüyecekler. Ayrıntıları bizle paylaşır mısın? Sen ayrıntılarına vakıfsın bir. Bir de senin Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Başkanlığı gibi bir ünvanın var.
Bize yurt dışından bu konudaki tepkileri de aktarırsan sevinirim. Ayşenur, esasında gazeteciler suskun değil. Gazeteci örgütleri yıllardan beri seslerini çıkartmaya çalışıyor. Ama maalesef bizim mesleğimiz böyle çok herkes kendi başına bir meslek haline gelmişti ve geldi. Ama şimdi artık biraz bıçak kemiğe dayandı ki bir ses çıkarılmasını bekliyor arkadaşlarımız. Umuyorum kendileri de o sese katılırlar. Sokaklara inerler, eğer sokaksa sadece. Örgütlere katılırlar, örgütlerde görevler alırlar. Bu başka. Şimdi bugün biliyorsun Ağustos ayında hapisteki gazetecilerin sayısının 40'a çıkmasıyla, 40'ın üstünü geçmesiyle ve bizim gazeteci örgütleri olarak Adalet Bakanlığı'ndan doğru rakamı istememize rağmen bir türlü doğru rakam verilmemesi üzerine bize 24 tane basın meslek örgütü bir araya gelerek gazetecilere özgürlük platformunu oluşturduk. Bunun arasında sendika var, gazeteciler cemiyeti var, basın enstitüsü derneği var, çağdaş gazeteciler var, G9 platformu var, yerel meslek örgütleri var. Yani Türkiye'deki çok az sayıda meslek örgütü dışındaki bütün örgütler bu gazetecilere özgürlük platformunun içinde. Ve Ağustos ayından beri biz haklarında dava açılan, tutuklu bulunan tüm gazetecilerin davalarını izlemeye çalıştık. Kah Silivri'ye gidildi Mustafa Balbay için, kah Diyarbakır'a gidildi. Oradaki Kürtçe gazetelerde veya Kürt meselesini savunan gazetelerde çalışan gazeteci arkadaşların, ajanslardaki arkadaşların davaları izlenmesi için. Zaman Gazetesi'ndeki meslektaşlarımız hakkında açılan hapis istemiyle açılan davalara gidildi. Gidilmedi, hala da gidilmeye çalışılıyor, gidiliyor. Ve bunlar da açıklanıyor, açıklamalar yapılıyor. Bunlar basına dağıtılıyor, her yere ulaştırılıyor. Bugün bu gazeteci özgürlük platformu dünkü tutuklamalardan sonra... Gözaltılardan sonra açıklama yapmayıp bunu artık... Sesimizi daha fazla duyurabilecek bir yöntem üzerine düşündük. Hı hı. Ve meydana inmeye karar verdik. Taksim Meydanı'nda saat 12'de Gazetecileri Özgürlük Platformu'nun yani 23 meslek örgütünün çağrısıyla bir yürüyüş düzenleyeceğiz ve bir basın açıklaması yapacağız. Bu basın açıklamasının çerçevesinden de istersen bahsedeyim. Türkiye'de basın özgürlüğünü ihlal etmeye olanak veren yasaların bir an önce değiştirilmesi, kaldırılması, düzeltilmesi çağrısında bulunuyoruz. Biz basın örgütleri 2005'ten beri, yani ceza yasasının kabul edilmesinden beri, terörle mücadele yasasında basına, yani bir terör örgütü üyesine getirilen suçun daha üstünde bir suç, o basın mensubuna getirilmesi nedeniyle, yani gazeteci oldukları için, İki misli suç alıyorlar. Bir olaydan söz ettikleri için, olayı açıkladıkları için veyahut bir açıklamaya yer verdikleri için gazeteciler. Şimdi biz bu yasaların bir an önce düzeltilmesi çağrısında bulunuyoruz. Ne yazık ki referandum sırasında anayasada var olan basın özgürlüğünü ihlal etmeye temel sağlayan maddelere değinilmedi, dokunulmadı, ama, görülmedi bile. Ama zaten yani onun nasıl bir süreç olduğunu bilmiyorum. Tabii. Artık galiba herkes anlamasa da büyük çoğunluk anladı. Ama şimdi, ileri demokrasiye geçecektik. Yani en temel demokrasiyle ilgili en temel maddelerde adım atlamadı. Ve bunu işaret edenler darbecilikle suçlandı o dönemde. Ben bayağı ileri gittikleri kanaatindeyim. Doğrusunu istersen. Bir de... kısaca şunu anlatır mısın? Dediğim gibi sen Uluslararası Basın Enstitüsü'nün Türkiye başkanısın. Aynı zamanda Uluslararası Yönetim Kurulu üyesiyim. Uluslararası düzeyde. Dünyadaki tepkileri enstitüsü, hepsini anlatır mısın lütfen? Tabii. Şimdi dünyadaki tepkiler bir defa çok hızla geldi.
Avrupa Birliği Komisyonu biliyorsun açıklama yaptı. Evet. Avrupa Kalma Parlamenterler Komisyonu eş başkanı açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Ve meslek örgütleri açıklamalar yaptılar. Basın Enstitüsü, Uluslararası Basın Enstitüsü de açıklama yaptı. Bunlar bütün dünyaya ulaşan mesajlar. Ve bugün ben sabah erken saatlerde Google'a girdim. Başka bir konuyla, yani gazete, basın özgürlüğüyle ilgili bir şey araştırıyordum. Bütün ilk gelen maddeler Türkiye'de gazetecilerin evleri arandı ve gazeteciler gözaltına alındıydı. Yani Türkiye basın özgürlüğü listesinde 138. sırada olmanın sıkıntısını taşırken sanki bunu hiç kale almayan bir güç var, umursamayan bir güç var ve Türkiye'yi gittikçe zor durumda bırakan, imajını karalayan, Türkiye'nin itibarını sarsan bir icraat var ortada, özgürlükler konusunda özellikle. Evet, bütün açıklamalarda endişe, kaygı, hatta derin tabii. Endişe, derin kaygı diye başlıyor. Çok teşekkürler tabii. Feray. 12'de umarım yetişebiliriz Yazgül ile birlikte. Taksim'de görüşmek üzere. Umarım bugün köşelerinde bu konudan söz eden, basın özgürlüğünden söz eden diğer meslektaşlarımızla birlikte görüşmek üzere. Sadece yasa meselesi mi Yazgül'ü, ne diyorsun? Yani tabii ki değişmeli, o yani ayrı. Yasa ama meselesi falan değil artık yani. Bu çok ciddi bir tavır. Bu çok ciddi bir... ya mesela ben özellikle şu lafa gerçekten sinirleniyorum. İktidar mensuplarına soru sorulduğu zaman bizim hiç ilgimiz yok, bizim haberimiz yok. İşte hukuk yolunda yürüyor. Hukuk, adalete güvenin. Biz de sizin gibi yeni duyduk falan laflarını duyduğum zaman gerçekten artık sinirleniyorum yani. Çünkü insanı bu kadar da aptal yerine koymayın yani. En son Yargıtay ve Danıştay üyelerinin nasıl seçildiğini biliyoruz. Referandumun niye yapıldığını biliyoruz. Koskoca bir hakimler ordusu birkaç saat içinde 6000 adaydan 200 tanesini tıkır tıkır seçiverdi. Ve ne tesadüf ki bu 6000 aday arasından seçilen 200 kişi üzerine müthiş bir ittifak sağlandı. Yani böyle bir şey mümkün mü Allah aşkına? Böyle bir şey mümkün mü? Yani dün örnek veriyordu arkadaşlar konuşmalarında. Örneğin Muş'taki 60 hakimden 59'u Trink diye aynı isimleri seçmiş. Yani Bingöl'deki insan, hakim yani o kadar bilemez ki. Ve işte listeler gitti, o listeleri trink onayladılar yani. Hangi hükümetin haberi yok, bağımsız yargı, tarafsız yargı falan. Yani hiç olmazsa insanı aptal yerine de koymasınlar yani. Balbay'la Tuncay Özkan'ın bir gecede hücreye çıkarılması, yani bu bir cezadır. Bu bir tutukluluk sürecindeki insanların tek kişilik bir koğuş falan değil, artık bir 6 metrekare bir yere konması. Aa, yok 8. 8 miyim? 8 ha pardon. Metrekare. Ha 6 metrekare şuradan aklımda kaldı. Hani paşa cezaevi diye Hastal'dan bahsediyorlar ya. Hmm. Hastal'da 4 kor generalin paylaştığı odanın metrekaresi 6. 2 tane ranzada yatıyorlar. Paşa 5 yıldızlı cezaevi denilen yer oradan aklımda kalmış. Özür dilerim. Demek ki bunlar tek başlarına 8 metrekare daha da lüks bir cezaevi. Ve yani kim yaptı şöyle, dendiği zaman biri Ankara diyor, öteki Silivri diyor. Ankara haberim yok diyor. Bu arada şunu mutlaka paylaşmamız lazım. Şimdi henüz izine rastlanamayan bu Hizbullah üyeleri var biliyorsun. Hükümleri kesinleşip kaçanlar. Nedense takip edilemedi, bulunamadı. Şimdi onların cezaevindeyken internet bağlantılı bilgisayarları olduğu ortaya çıkmıştı. Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan... Daktilosu yok çocuğun. Daktilosu. Şimdi yani. Ama aslında iyi ki daktilo vermemişler. Çünkü şimdi masa istemiş Balbay. Masada vermemişler. Bir böyle tabure verilmiş. Şimdi düşün, hani şimdi daktilosu olsa nereye koyacak? Ay, çocuk sol elle yazı yazmayı öğrendi ya. Sağ eli tutulduğu için yani tabii artık. Yani sol iyilik eli yapıyorlar. Ben şimdi bir şey söylemek istiyorum. Bu hazır Feray da bağlandı falan meslek örgütlerimizden. İşte 24 meslek örgütümüzün
toplanıp bir gazetecilere özgürlük platformu altında buluştuklarını da biliyoruz. Güzel bir şey bu buluşmak ve hakikaten duruşmaları da izliyorlar. Ben de kendilerini hep birlikte olduk Silivri'deki duruşmalarda. Şimdi gözaltındaki gazeteciler için, gözaltına alınacak gazeteciler için de bir çalışma yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl yani? Haklarımızı bize öğretsinler bir zahmet. Yani deprem öncesi ne yapılması gerekir diye simülasyon çalışmaları yapılıyordu ya. Bu şimdi hizmet içi eğitim. Yani kapı çalındığı zaman nasıl açılacak? Açıldığı zaman hangi kağıdı soracağız? Yani arama emrinin altında gerçek mi değil mi diye neye dikkat edeceğiz? Neye hakkımız var? Yani avukatını hangi dakikada arayabilirsin? Mesela 8 saat sürmüş Yalçın Küçük'ün evinin aranması. Çünkü adam deneyimli, biliyor. Bütün o topladıkları kağıtlardaki boşlukları bile paraflamış ki oralara bir şey yazmasınlar diye. Öyle mi? Ya çünkü şimdi bunu götürüyor. Şurada 2 satır boşluk var. Buraya bir şey koyuveriyor. Yani bilgisayarın içine bir tane virüs atıveriyor. Onun için şimdi bilgisayarları evden atalım mı? Yoksa bütün çipleri bir şey yapalım. Yani bunu ne yapacağımızı bilmiyorum ben şahsen. Bir zahmet bize bunları öğretmeleri lazım diye şimdi, düşünüyorum. Şimdi tabii yani espriye bir yandan vurmaya çalışıyoruz. Bir taraftan bunlar ciddi, çok ciddi yani espri falan değil. Evet yani çok listeler ciddi. Ortada dolaşıyor. Evet. Yani şimdi sıra kimde meselesinde listeler hakikaten dolaşıyor. Çünkü yani artık ortaya çıkan bir gerçek var. Lütfen birbirimizi kandırmayalım. Yani ne Ahmet Şık ne Nedim Şener, bunlar Ergenekon falan filan. Muhalif olan herkes bu Silivri cehennemini tadacak diye bir düstur var. Yok, ortada. insani yanı gelişmiş, fevkalade duygulu bir insan olduğunu herkesin teslim ettiği Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerci hiç o kanıda değil. İzleyelim, devam edelim. Biliyorum, bugün birileri yine basın özgürlüğünü hatırlayacak. İktidarın gazetecilere ve muhaliflerine yönelik yeni bir yıldırma hamlesi başlattığını söyleyecek, yazacak. Ergenekon dostları ve dayanışma merkezleri seslerini yine yükseltecekler. Ergenekon davası başladığından beri bu ülkede vesayet sisteminin devamını isteyenler, statükoya zaptiyelik yapanlar müthiş bir direnç gösteriyorlar. Payandalıklarını gizleyebilmek için sureti haktan görünüyor, muhalif ayağına yatıyor, askeri vesayete karşı olmak iyi bir şeydir ama sivil vesayete de karşı olmak lazım deyip konuyu AK Parti düşmanlığına kaydırıyorlar. Devam eden bir davada yargıya açıkça baskı var. Bir yandan yargısız infaz yapılmasın denirken, bir yandan tutuklular için mahkemelerin kararı beklenmeden onlar suçsuz, onlar birer kahraman deniliyor. Hüseyin Gülerci, Zaman. Ergenekon dostları ve dayanışma merkezi. Şimdi yani ben de Kılıçdaroğlu gibi bir şey söyleyeceğim. Neredeyse bu merkez söylesin de gidip iyi olalım bari. En azından ama yerimizi yani bilelim. Biliyorsunuz çünkü yani şaka bile yapmamak lazım. Vallahi hakikaten Yazgül'ü. Şimdi Ayşenur'cum canım Yazgül'ü böyle bir şey söylemedi. Hiç lütfen susar mısın sevgili Yazgül'ü? Çünkü Hüseyin Gülerce'ye efendim meslektaşları yanıt verecek. Hem de 4 gazeteden muhtemelen şaşıracağınız isimlerle. Buyurun. Görünen o ki bu iki gazeteci gazetecilik faaliyetlerinden ötürü yayınladıkları ya da yayınlamaya hazırladıkları kitaplar, kurdukları ilişkilerden dolayı gözaltına alındılar. Durum açıklanmaya muhtaçtır. Bu kişilerin hangi somut suç unsuruyla gözaltına alındıkları açıklanmazsa gitgide artan polis devleti iddiaları karşılıksız kalmaz ve Ergenekon davası iflas eder. Bir başka ülkede yaşadığınızı düşünün ve Türkiye'ye şöyle bir bakın. Muhaliflerin, özellikle sert muhalefet yapan gazetecilerin tek tek türlü vesilelerle önce gözaltına alındıkları, sonra tutuklandıkları bu ülkede olup biteni nasıl tanımlarsınız? Ali Bayramoğlu, Yeni Şafak. Tanıdığım ve çalışmalarını bildiğim Nedim Şener'in darbecilerle, antidemokratik çevrelerle, çetelerle, manipülasyon odaklarıyla hiç işi olmadı. Demokrattır, meşruiyetten yanadır. En azından ben öyle biliyorum ve şehadet ediyorum. Bu gibi durumlarda bekleyelim görelim denir. Ama bekleyelim görelim denilen gazeteciler 3 yıldır tutuklu. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Ahmet Kekeç, Star.
Tamam, ben de yargının işine karışmayı doğru bulanlardan değilim. Ama hukuk ve yargıyla günlük siyasetin böylesine haşır neşir olduğu bir ülkede susalım ve yargı kararını bekleyelim demek ne kadar mümkün olabilir ki? Normalleşmenin temel öğelerinden biri de şeffaflıktır. Açıkçası yargı da şeffaf olmak zorundadır. Gözaltıların gerekçelerine ait bilgileri ne yazık ki yargıdan değil, dedikodu içerikli gazete ve internet haberlerinden öğrenmeye başladık. Mehmet Barlas, Sabah. Dünkü gözaltılar karşısında susarsam fikrin namusuna halel getirmekten, konuşursam gazetecilik kisvesi altında işlenmiş bir suça ortak olma ihtimalinden korkuyorum. Soruşturmayı yürüten savcılara sesleniyorum. Nedim Şener, Ahmet Şık, Yalçın Küçük ve diğerleriyle ilgili elinizde her ne maddi delil varsa beklemeden açıklayın. Açıklayın ki dilimin bağı çözülsün. Çünkü pek çokları gibi benim de vicdanım rahat, aklım net değil bu sefer. O gazetecilerin hangi güçlü şüphe emarelerine, hangi somut delillere istinaden gözaltına alındıklarını bilmek istiyorum. Akif Beki, Radikal. Evet, Ali Bayramoğlu, Yeni Şafak, Ahmet Kekeç, Star, Mehmet Barlas, Sabah, Akif Beki, Radikal. Herhalde nerede durduklarını mesleki olarak, ideolojik olarak söylemek gereksiz. Şimdi bu arkadaşlarımızın bile rahatsız olduğu bir konu. Şimdi bazı arkadaşlarımız, bugüne kadar karşıya durduğumuz bazı arkadaşlarımız gelinen noktada bir dakika ya ne oluyor demeye başladılar. Bu hani bir ölçüde onların da olanı biteni doğru analiz etmeye başlamaları açısından sevindirici diyelim ama olayların da ne kadar tırmandığını göstermesi açısından acıklı. Fakat ne yazık ki bazıları hala görmemekte ısrar ediyorlar. Yani çünkü şu bu gözaltılar tutuklamaya dönüşüyor. Bu tutuklamalar süresi belli olmayan bir süreç. Yani dipsiz kuyuya atılıyorsun, ortaçağ zindanları gibi. Hani 10 yıla kadar gidebilir bu. Ama efendim burası bir hukuk devleti, bekleyin adalet işlesin, sonuca ulaşılsın. Böyle bir şey yok ki. TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner demiş ki bakalım arkasından ne çıkacak? Sorusunun son kullanma tarihi ne demek? Yani bunun bir son kullanma tarihi yok mu bunun? Yok. Yok. İşte bak 14 Mart'ta ikinci yılı bitiyor Balbay'ın. Yani bu süresi... Hayır. Bu haftasında bitiyor. Bu haftasında iki yılı bitiyor. Pardon. 14 Mart'ta Silivri'de başka bir şey yapılıyor da ondan kaldı aklı. Yani sonu yok. Bir de üstelik ağırlaştırılıyor koşullar. Tek kişilik hücreye atılıyor, soğuk, kapısı kilitli değil bilmem ne. Yani artık bir neyse hiç olmazsa elektrik vermiyorlar falan diye sevinirken elektrik vermekten beter etmeye başladılar. Bunun ne olacak yani? Herkesi al, herkesi içeri at ve bekleyin görün efendim işte hukuk işliyor, adalet işliyor. Böyle bir şey yok ki. Hiçbir şeyin işlediği yok. Fakat hala bugün ben de baktım şöyle bir hızlıca gazetelere. Hala dün bana gelen mesajlar, benim günüm değildi, yazı yazamadım. Üstelik de bütün bir öğleden sonra mı dediğim gibi bir konuşmada geçirdiğim için vakit de yoktu zaten. Ama sürekli Twitter'daydım ve Twitter'dan gelen mesajlarda tabii ki infial çok daha özgür bir ortam olduğu düşünüldüğü için çok daha yüksek ve hakikaten çok sertti insanların tepkileri. Ama orada hala gazeteci olarak imza atıp yazı yazan kimileri çok büyük rahatlıkla ama sonra Nedim Şener'in de sadece gazeteci olduğunu söylemeyin diyebiliyorlar. Ne peki bu adam ya? Şimdiye kadar ne yapmış ya? Ne yapmış yani? Ya bu ne kadar vahim bir şey. Bu adam sadece gazetecilik yapmış, sadece yazı yazmış, sadece kitap yazmış. Bunu dünya alem biliyor, ödüllere boğulmuş. Ama yani hala bu ifade olabiliyor. Yani bu duyarsızlık demeyeceğim. Bu tam tersine bu farklı bir şeye inanıyor görünenlerin karşısında insan artık tüyleri diken diken oluyor. Nasıl bir saldırı? Bir saldırı? Nereye kadar? Ondan sonra belki yani bizim bilmediğimiz hakikaten Nedim Şener sadece gazeteci değildir. Ama neyse bunu
Yani böyle laf atmak falan değil, ama, çıkar söylersin. Ama efendim ya yani, da yargı bunun şeyini verir. Her söylenen yani? İşte örgüte üye olmak, halkı kin ve nefrete sürüklemek. Halkı kin ve nefret aç o zaman spor sayfalarını, bütün spor muhabirlerini al gözaltına. Yani birbirlerine kışkırtıp duruyorlar. İşte Galatasaraylılar, Fenerleri, Fenerler, o kadar vallahi geniş ki bunun Ahmet ucu Kekeç, ucu yok. Ahmet Kekeç hani o kadar da net yazmış ki bugün şimdi özetle diyor ki mesela Nedim Şener'den hiç hoşlanmam diyor. Hı. Çünkü diyor hani hakkında şey yapmış ama sonuna kadar savunurum diyor. Şey konusunda da mesela Ahmetçik konusunda da sonuna kadar kefilim, şehadet ederim diyor. Şimdi Allah aşkına yani... Çünkü herkes tanıdığına şehadet ediyor. Belli ki o Ahmet Şıkkı tanıyor, ona şehadet ediyor. Ama bunu mesela... Yani Doğan Yurdakulu ama nesi var ki? Ama aynı gazetede değil vesaire vesaire. Bunu ben hani herkes kendi tanıdığına keşke bu kadar şehadet edebilse Yazgül'ü. Ama bizim şehadetlerimiz geçerli değil ki. Yani hangi gerekçeyle bunlar yapılıyor? Mesela Müyesser Kılıç'ın bugün gazetelerde vardı. Savcı Öz hakkında bir karşı dava açtığı ve bunu kazandığı. Şimdi bu o zaman bir hasımlık ilişkisine de giriyor. Hukuken bakamaz aslında. Evet, böyle, evet yani sen de gel, sen de gel, o da gelsin, bu da gelsin. Çünkü. Yani aynı çuvalın içine dolduralım. Şimdi tabii enteresan olan bu Ergenekon'un sonuna kadar inanmış, savunmuş. Biz başından beri bunun içinde tuhaflıklar olduğunu söyleyenlerdeniz. Ama başından beri bunun fevkalade önemli, derin devleti ortaya çıkaracak bir dava olduğunu söyleyenlerin yavaş yavaş bir dakika ya ne oluyoruz demeleri. Çünkü böyle mi çıkacak derin devlet ortaya? Böyle çıkamaz ki. Şu anda artık kimse inanmıyor bunun böyle bir şey olduğuna. Bunun içine doldur, ne kadar muhalif varsa doldur. Ve tabii yani çok rica ederim, unutmayalım, bu ne zaman yapılıyor? Türkiye normal bir süreçte değil ki, Türkiye seçime gidiyor. Yani şurada birkaç ay kaldı, seçime gidiyor. Ve sen seçime giderken ne kadar muhalif gazeteci varsa, ne kadar muhalif yazar varsa bir kısmını içeri alıp geride kalanların üzerinde de çok ciddi bir korku yayarsan o seçimlerin çok adil ve demokrasi kurallarına uygun geçeceğini kim iddia edebilir? Yani şimdi kim bugün çok rahat kalem oynatabilir? Herkesin bir çocuğu var, çoluğu var, işte elinde kedisi var, küçük bir hayatı var, işine gidiyor. Yani Silivri'ye gitmek var, sonsuza kadar çıkamamak var. Bu koşullarda rahat rahat iktidar aleyhinde... bir muhalefet partisi lehinde kim yazabilir ve sadece bununla da kalmayacak ki. Gözaltına alınan gazetecilerden biri Mümtaz İdil kanser tedavisi görüyormuş. Efendim burada gene Türkiye'ye emanet etmek istiyorum ama hangi Türkiye ve nasıl onu da tabii çok bilemiyorum ama bazı gazetelerin tek konusu neredeyse haber alın hala tedavi altında oluyor olması. Sabahtan akşama manşetlerine bunu çekiyorlar. Adli tıp aynı raporu verdi. Aynı raporu verdi ama hayır. Mümtaz İdil de kanser tedavisi görüyor. Ama kaç kişi öldü şimdiye kadar? Yani bu Ergenekon'dan ötürü içeride kaç kişi öldü? Kaç kişi akıl sağlığını kaybetti? Kaç kişi intihar etti? Yani böyle bir süreci efendim hukuk, adalet, tarafsız yargı bekleyin görün. Şimdi ama bir de yani gerçekten hani ya her şey açığa çıkacaktır. Çıkacaktır da bu arada insanlar işte işinden ne zaman oluyor, mahşerde mi? İşinden oluyor, sağlığından oluyor, bazen hayatından oluyor. Ya Albay Çiçek geçen gün içim paralandı, bir şey söylemiş. Ya ben 2 sene sonra emekli olacağım, yani sivil ve şey hayatıma dışarıda yaşamak istiyorum diye. Bu ihtirasları olan bir subaydı. Ben kendisini tanımam etmem ama yani ifadelerinden falan görmüştük. Komuta kademesinde ilerleyecekti, başarıları vardı, parlak bir adam deniyordu. Hepsinden vazgeçmiş adam. Yani açlık grevleri yapmaya kalktı, işte ailesi vazgeçirdi falan. Şimdi bir tek derdi var, dışarı çıkmak ve kurtulmak. Ya emekli olup işte bir kasabada herhalde sakin bir hayat sürmek. Ya insanların üzerinden nasıl böyle şey gibi geçiliyor? Balyoz asıl içeridekilerin tepesine iniyor yani. Ve hani bir Luna Parklarda bir oyuncak vardı, kafasını kaldırın tepesine bir tane vurulan, öbürü kaldır ötekine vurulan. İşte öyle bir şey yaşıyoruz şimdi.
kafasını çıkaranın tepesine i̇şte bir tane iniyor. Bu vesileyle öğrendik. Mirgün Cebaz ve Mustafa Hoş, Yazıcıoğlu suikast girişimin şüphelileri olarak yargılanacaklar. Şimdi ben bir de şunu merak ediyorum. Çünkü Hrant Dink'in hakikaten Allah korusun yani gerçekten söylerken 8 kere düşünmek istiyor insan ama Hrant Dink ne oldu önce? Hedef oldu. Ondan sonra birileri durumdan vazife çıkardı. Şimdi de çocuk mahkemesinde yargılanıyor tetikçisi. Mustafa Hoş ve Mirgün Cebaz. Vay bizim işte aslanların aslanı işte beyimiz Muhsin Bey'imiz. Tabii Allah korusun çocukların durumu çok. Diyen çıkar mı? Tabii ki çıkar yani. Onların ne kadar fanatik şeyleri var yani. Asıl kendisi zavallı onları sakinleştirirdi, sustururdu. Yazıcıoğlu tosuncuklarına sahip çıkardı falan. Şimdi bunların bir iki tanesi Topkapı Sarayı'nı basmış çocuklar bunlar yani. İçeride bir kadeh şarap içiliyor konser öncesi diye. Şimdi bunların vay sen demek suikasti düzenleyen adamdın demeyeceklerini malum yani. Yani çünkü bunlar o fezlekenin altını fevkalade tehlikeli nasıl şeyler. Okuyacaklar hani savcının çözemediği tuhaflığı bu insanlardan da çözmesini bekleyemezsin. Savcı diyor ki ben baktım Mustafa Hoca o sırada görevliymiş. Olsun varsın. Taraf sonra o manşet yüzünden özür dilemiş. Canım ne yapalım? Hani sonunda ama adalet neredeyse kararı yani neredeyse bütün iddianameler böyle. O evet, yani evet. İnsanlar tutukluluklarına itiraz edemediler. Onları sonra tutuklandıktan sonra anlatırsınız diye tutuklandı bütün öteki balyoz davasında kaçma şüphesi olduğu için tutuklama kararı alınan sanıkların hepsi o sırada salondaydı ya. Kaçma şüphesi olan adam kapıları salonda mı durur? Kapıları kapattılar üstlerine. Ya yani şu anda 60 tane gazeteci tutuklu. Yani rakamlara bakar mısın? Dün açıkladı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti bunu. 2000'e aşkın gazeteci yargılanıyor. 4000 gazeteci hakkında da soruşturma var. Yani ben bu kadar gazeteci olmasına bile şaşırdım memlekette. Şimdi buna baktığın zaman bugün Taksim'de en az 2000 kişi olması gerektiğini düşünüyorsun. Yani 200 kişi olursa. Ankara'da da gene birkaç bin kişi. Bakalım CNN Türk ekranlarında da canlı yayınlanacak. Oradan da görecek izleyicilerimiz. Çok teşekkürler Yazgül'ü. Efendim şimdi bir reklam arası vereceğiz. Bu arada ben Yazgül'ünü uğurlayacağım. Biz kadınları konuşacaktık değil mi bugün? Ya bugün evet kadınları konuşacaktık. Ama kadınlar gene... Kadınlar sahip çıkıyor. Ya. Kadınlar sahip çıkıyor. Gazetecilere de kadınlar sahip çıkıyor. Çok teşekkürler. Efendim reklamlardan sonra birlikte olacağız.